Merhaba kıymetli canlar, dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben Cem Kervan. Bu hafta yine bir deyiş paylaşmak istiyorum benim bestem. Kim anam kardeşlerim? İşte anam kardeşlerim. Adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Şimdi bir gün İsa Ruhullah halkla konuşuyor. Ve dışarıda anası kardeşleri gelmiş duruyor. İsa ile konuşmak istiyorlar. Şimdi İsa'nın taleplerinden biri bunu fark ediyor. İsa'ya gidiyor. Hoca diyor, dışarıda senin annen kardeşlerin gelmiş bekliyorlar. Seninle konuşmak istiyorlar. İsa ruhuna ne cevap veriyor? Taleplerini işaret ediyor. İşte annem kardeşlerim diyor. Semavi babam olan Hakk'ın isteğini yerine getiren her can zaten benim kardeşim, bacım, anamdır diyor. Yani eğer biz İsa'ya inanıp onun talipleri isek, yani onun yolundan gidiyorsak, İsa ne diyor? Biz de onun kardeşleriyiz, bacılarıyız, analarıyız. Tabii ki mecazi anlamda. Zaten baba dedik ya, o da mecazi, o da manevi, semavi baba. Yani hiçbir fiziksel, biyolojik yürümeyle ilgili herhangi bir anlam taşımıyor, haşa. Bizi baba gibi seven, bize baba gibi bakan Yüce Hak bizi bu hale getirir. Yani biz yeniden doğup ruhsal insanlar oluruz. Yani bir manevi hayatımız olur ve aslında Hak'la bir oluyoruz. Ama o tabii ki sır ve onu sonra anlatacağım. Her neyse, işte anam kardeşlerim adlı deyişimi paylaşmak istiyorum sizinle izninizle. Halkla konuşur, anası ve kardeşler gelip dışarıda durur, Şah'la görüşmek ister. Gelip dışarıda durur, Şah'la görüşmek ister. Der kardeşlerin anan, galiba senin ile konuşmak ister şu an. Galiba senin ile konuşmak ister şu an. Kim anam kardeşlerim, yanımda taliplerim, İsa işaret eder, işte anam kardeşim. İsa işaret eder, işte anam kardeşim. Kelam alırsa Hak'tan selam, İsa der ki hocandır,
kardeşim bağcım anam. İsa der ki o candır, kardeşim bağcım anam. Hakkın emrine uyan, erkanı uygulayan, İsa'nın ev halkıdır, kervanına katılan. İsa'nın ev halkıdır, kervanına katılan. İsa'nın ehli beyti, kervanına katılan. Evet, biz de Şah İsa'nın kervanına katılırsak biz de onun ehli beytinden oluyoruz. Yani onun ev halkından oluyoruz. Onun kardeşlerinden, bacılarından, analarından oluyoruz bir şekilde. Tabii ki manevi anlamda. Evet, inşallah beğendiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun kanalıma. Yorum da yazın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.